Yağın 150 lira olduğu yerde asgari ücretli bir vatandaşın bu şartlarda geçinmesi çok zor bir olay. Bankadan parayı çekin, ev oranada bakın cebimde 100 lira kalmış. Allah vicdan merhamet versin. Zam yapanlar geri alsın hemen. Türk sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden ekmeğe zam geldi. Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira olarak belirlendi. Bizler de vatandaşlara ekmeğe gelen zamla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Son sürece yaşıyoruz zaten hep beraber toplumca. Dolar kurunun, dövizin fazla yükselmesi sebebiyle fiyatlar her alanda arttı. Burada da en büyük problem asgari ücretleri yaşıyor. Asgari ücretleri dolar bazında vurduğumuzda 370 dolar civarıydı. Bunu zamlarla beraber, gerçi döviz yine oynadı biraz da, 270 dolara indi. Durumlar çok kötü o anlamda. Bir ekmeğin 2 lira olduğu, ne bileyim sıvı yağın 150 lira olduğu yerde asgari ücretli bir vatandaşın bu şartlarda geçinmesi çok zor bir olay. Hatta mucize gibi bir şey. Düşünün, bir de iki çocuğu var, okuyor, ev kira olduğunu düşünelim. Yani ekonomik şartlar şu anda çok kötü. Ben 21 yıllık öğretmenim. Yani şu yaşadığımız dönemi daha önce hiçbir zaman yaşamadım, onu söyleyeyim. Ama burada da asıl mesele şu, yanlış politikalar. Dövize müdahale edilmemesi, faizin gereksiz yere düşürülmeye çalışılması gibi sebeplerden dolayı ekonomi çok bozuldu. Dua etmekten, umut etmekten başka da bir çare yok. Şu anki yaşam şartlarından dolayı tabii ki de normal. Yani sonuçta 4250 lira olmuş asgari ücretin fiyatı. Sivas'ta yaşıyorum ben. Normal yani şu anda. Peki Sivas'ta ekmek fiyatı ne kadar? Şu anda normalde 1.75'ti ben Kayseri'ye gelmeden önce. Ama tabii bugün dönüş yapacağız. Orada da muhtemelen 2 lira olarak muhtemelen olmuştur yani. Peki meydana gelen zamlar sizi nasıl etkiliyor? Meydana gelen zamlar, şu anda herhangi bir şey yok. Tabii ki de yani bunun sonucunu ileriki zamanlarda göreceğiz. Tabii asgari ücretle dahi şu anda yansımadı. Yani Şubat'ta yansıyacak bildiğimiz üzere. Yani şu anda herhangi bir şey yok. İleriki zamanlarda bunun sonucunu tabii ki de göreceğiz. Normal yani. Yani şu an şartlar tabii ki zor ama hani 2 TL'de, ben Malatya'da yaşıyorum. Malatya'da şu an 2,5 lira. 2 TL'de şu an baktığın zaman zamlara artık yapacak bir şey yok. İki normal diye düşünüyorum. Ama milletimize Allah yardımcı olsun. Çünkü şartlar o kadar zorlaştı ki hani asgari ücret falan ne kadar zam gelmiş olsa bile dahil. İnsanlar için artık süreç sıkıntılı bir hale gelmeye başlayacak. Belki bu zamlardan dolayı insanlar belli bir süre rahatlığa kavuşacaktır ama yine sıkıntılı dönem başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar. Peki sizce bu zamların önüne geçebilir miyiz? Yani yapabilecek bir şey yok. Geçemeyiz. Hani şartlar artık böyle bir şey ki zorlaşıyor. Yapacak bir şey bulamıyoruz yani, bilmiyorum. Vallahi adam mecbur kaldı yapmak için. Ne yapsın? 180 liradan çıkan un 400 liraya çıktı. Ne yapacak adam? Mecbur yapacak bu zamı. Yapmazsa, çünkü yanındaki çalıştığı işçi var. Asgari ücretli çalışan insanlar var. Ne yapacak? Mecbur yapacak zamı ki. O da orada arkadaşlarına, yanında çalışanlara, ailesine bir yardımda bulunacak. Ne yapacak? Mecbur olacak. Öyle değil mi? Yani sizler zammı normal karşıladınız. Ya normal az bile ne şu anda. Ama halk için çok az, çok fazla ama öbür adam da yapacak bir şey yok. Peki sizler zamdan etkilendiniz mi? Tabii ki ettim. Ben emekli bir adamım. Zamdan nasıl etkilenmeyeyim ki? Bankadan parayı çekin, ev oranada bakın cebimde 100 lira kalmış. Faturaya yaptırıyorsun, 100 liraya da ne yapacağım mecbur. Ya bakkala borçluyuz. Şimdi marketler var. Aslında bizim en değerli şeylerimiz bakkallar. Neden? Bakkallar çünkü sana bedava veriyor. Adam yazıyor, yazıyor. İstediğin zaman ödüyorsun, istediğin zaman bekle diyorsun adamı. Ama marketten peşin al, peşin ver, peşin al. Öteki adamın zararına. Yani bakkallar bizim veli nimetimiz. Yoksa geçinmek çok zor. Ne gelirse, doktor ne yazsın yer onu kabul ediyorum. Millet diyecek bir şey yok. Geldiyse yiyeceğiz. Alacağız, yiyeceğiz abi. Acı ucu halimiz yok. Peki fiyatla ilgili neler düşünüyorsunuz? 2 lira. Fiyatlar düşse tabii olur. Biz de en aşağı tabakayız. Emekliyiz, işçi, emekli. Bizim için daha iyi olur düşse. Bizim için daha iyi olur. Ama maalesef her şey fiyat düştü diyorlar ama lafta kalıyor. Televizyona bakıyor, düştü, çarşıya geliyor. Hiçbir şey düşmedi. Aynı raflarda, aynı fiyatlar, aynı rakamlar, aynı etiketler duruyor. Ben geziyorum sabah belli.
sabah ajansı dinledim televizyonu. Her şey düştü diyor. Ne petroldan, ne dolar, ne euro. Onlar hep yani düşse de dolar, euro kardan düştü. Bunu kaldırmasın yani. Kar payından düştü yani. Ana paradan değil yani. Ana parası herkes otlar yani. Zenginler, dolar sahipler tüm otlar. Yani maalesef biz yani kendi paramızı kaybettik. Ne diyelim yani. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Biz kendimiz daha duyarlı vatandaş olarak hükümete, yöneticilere daha yardımcı olmamız lazım. Ne diyelim yani. Başka diyecek bir söz yok. Şu an hiçbir şey bulamıyorum. Kısa yoldan söyleyeyim. Belediye her tarafa ekmek büfesi açmasını daha isteriz. Çünkü fakir fukaraya biz hani az alsak da herkesin kalabalık bir aile olanlar 6-7 tane 8 tane alsa ne yapabilir? Nasıl yani soruyorum. 2 liradan alsa bayağı bir tutar. Onun için uygun bulmuyorum. Peki ya bu zamlar sizi nasıl etkiledi? Etkilemez olur mu ya? Herkesin bütçesini iyi olanın durumu zaten belli. Fakir fukara var gerçekten de o kadar görüyorum. Herkes şikayetçi. Ama inşallah bu günler geçecek. Sabrediyoruz. Bekliyoruz yani. Valla pahalı diye düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Allah vicdan merhamet versin. Zam yapanlar geri alsın hemen. Fakir fukarayı düşünmüyorlar ki. Fırsatçılara da Allah cezasını versin. Peki siz zamlardan nasıl etkilendiniz? Valla biz 2 kişiyiz kuzum. İdare ediyoruz da kalabalık olanlar nasıl idare edecek? Biz bir şey aldık mı tüketemiyoruz zaten evde. Ama 5-10 kişi olanlar nasıl idare edecek? Fırsatçılar hep öyle yaptılar işte. Çıkardıkları gibi de indirsinler. Hep karşıyız bu fırsatçılara. Fırsat vermesin Allah. Abi şu an yani kurtarırsa ikramlı daha fiyat düşük olsa daha iyi. Hani her şey dolara akar yani ama hepsinde ekmek fiyatı çıkıyor. Yine de sağ olsun belediyenin işte bir halk ekmeğiyle idare değiştirmek bakalım. Sizler ekmek zamlarına karşı belediyeyi tercih ediyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Orada şu an fiyatlar ne kadar? 1.25. Yani arada 70 bin. Yani değil yani de iki ekmekte bir ekmek bedavaya geliyor. Yani arada 75 kuruşluk bir fark var. Aynen öyle. Yani durum ortada. Yani serbest piyasa diyor. Serbest piyasa halka hizmet ama bu tam tersine halka eziyet. Başka bir şey değil serbest piyasa.